Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Trigonometri kampına başlıyoruz. Bu bir giriş videosudur, tanıtım videosudur. Nasıl anlatacağız, kimler anlatacak? Onlardan bahsedeceğiz. Normalde dersler ne zaman başlıyor? 13 Kasım 2023'te derslerimiz başlıyor. Ben 17 günde anlatacağım sana. 17 günde her gün bir video da olabilir, iki video da olabilir, üç video da olabilir. Onu konusuna göre parçalayacağım. Yalnız böyle bütün kitap 17 günde bitiyor ama bunun 5 günü test çözümü olacak. Yani bir test bir gün olacak ama bir testte de öyle şey soruları yok. İşte 10 testten 10 sorudan oluşuyor falan diye düşünme. Bir test 50 küsur sorudan oluşuyor. Birinci kısımda ikinci kısımda da 40 küsur sorudan oluşuyor haberin olsun. Şimdi bunun 5 günü soru çözümü olacak. Diğer 4 12 kaç günü? 12 günü de normal konu anlatımı. Yani bizler 12 günde şu trigonometri işini halledeceğiz. Konu anlatımı kısmını halledeceğiz seninle birlikte. Testlerdeki soruları çözüyorsan beni dinlemene gerek yok zaten. Birlikte konu anlatımı olan kısmı önemli. 12 artı 5 günde bu iş bitiyor arkadaşlar. Evet bu arada bu kitap sana tanıdık geldi galiba biraz değil mi? Evet kimin kitabı? Mert Hoca zaten geçen sana bunu sana anlatmıştı. Evet ben de bu sene yani çok böyle ısrar vardı hocam trigonometri anlatın anlatın anlatın. Ben de tam anlatacaktım böyle şey yapacaktım kitap incelerken şu kitaba bir açtım bir baktım. Ya adam her şeyi yazmış ya. En kolayından en zorunda. Klasiğinden yeni nesline. Yani eksik hiçbir şey yok. E ben de dedim ki Mert yani alayım bu kitabı bir de ben anlatayım. Benim için çok çok süper olur. Çünkü yok yok kitabın içerisinde ben kitap yazsam yani ben bununla ilgili bir fasikül ya da sana bir not çıkartmaya çalışsam emin ol yani burada %100'lük bir kısım varsa belki de %80'nin kısmını çıkartıp senin önüne sunacaktım. O yüzden bu şekilde tamını anlatayım sana. Ee, yani bir de şöyle bir şansın da olacak. Mert Hoca zaten bunu geçen sene anlattı. Ufak güncellemeleri bu sene anlatacak ve içinden seçip güzel sorularla yine karşına gelecek senin. Bu arada bir sürpriz daha. SML Hoca da bunu anlatıyor. Bu sene benimle birlikte o da büyük ihtimalle pazartesi günü başlıyor. E, SML Hoca da anlatıyor. Ben de anlatıyorum aşırı derecede şanslısın. Kitapta her kalıp soru zaten var. Bir de bunun yanında 3 farklı tarzda bir hoca anlatıyor. Senden kralı yok. Gerçekten senden kralı yok. Bununla birlikte içecele 3 hocadan birini seç. İster beni seç, ister SML'yi seç, ister Mert'i seç. Hiç, hiç, hiç zaten biz arkadaşız. Yani Mert dostum, SML zaten yıllardır dostum. Ya birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Hiçbir şekilde alınmayız da. Vay sen çok izlendin. Ben niye az izlenirim gibi şeylerimiz de asla olmaz. Ben az izlenip İsmail Hoca çok izlenirse çok mutlu olurum. Ya da Mert çok izlenirse çok mutlu olurum. Aynı şeyi zaten İsmail Hoca ya da Mert Hoca da aynı şeyi düşünüyoruz zaten. Bizim amacımız burada hizmet vermek. Sana bu işi öğretmek artı 4 net hatta belki de 5 net e, bu TYT'de daha doğrusu AYT'de sana 5 neti kazandırmak amacımız bu. Ha, ne oldu? Şimdi herkesin tarzı farklı. Mesela ben 17 günde anlatıyorum. SML belki 19 günde anlatacak. E zaten Mert Hoca 20 adımda anlatmıştı. Biz tarzımızı koyuyoruz buraya. Bir de ben mesela geometrici olarak trigonometri anlatmayı çok seviyorum. Belki yani farklı bir bakış açısı vereceğim. Geometri ile ilgili farklı bir bakış açısı verebilirim sana. Yani tabii ki çoğunluğumuz büyük ihtimalle aynı şeyleri anlatacak ama farklı tarzlarla anlatacağız. Ya %100'lük bir kısmın Belki %10'luk kısmını geometriyi de uyarlayıp sana güzel bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Ki zaten trigonometrinin %50'si geometrik şekillerden oluşuyor değil mi dostum? Yani bir de baktığın zaman bu şekilde güzel bir şekilde halledeceğiz gibi de geliyor. Ha olur ya benden anlamadın. Atıyorum A konusunu benden anlamadın. Git SML'den dinle. Git Mert Hoca'dan dinle. Ya bu anlamda da çok şanslısın kardeşim. Yani benden devam ediyorsun kampa. Bir noktada böyle anlatamadım ya da bir şey oldu ya da enerjim yok. E sen gidip o orada kaçı Mert hocadan ya da Seymeli hocadan da kapatabilirsin. O yüzden şu kitabı o elinde olan arkadaşlar acayip şanslı. Gerçekten çok şanslısınız. Birlikte çok güzel bir şekilde bir kamp yürüteceğiz ve bu işi çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Öyle gözüküyor. Dediğim gibi ister SML ister Mert Hoca ister benden dinle. Bizim amacımız size bu işi öğretmek ve çok güzel bir şekilde öğreteceğimizi de düşünüyoruz. Arkadaşlar kitap tanıtımını ben yapmayacağım. Linkini koyarım böyle videonun açıklama kısmına ya da e, istediğiniz bilgiler şeyler varsa ben koyarım zaten oraya videonun açıklama kısmına. E, kitap tanıtımı zaten Mert Hoca yaptı. Ben kitap tanıtımından çok fazla bahsetmeyeceğim. Yani trigonometri kampına bakıp o ilk videoyu şöyle bir izleyebilirsiniz. Kitap nasıl bir kitaptır falan filan diye. Yalnız bu kitapla ilgili ben sana sadece bir şey göstereceğim. Kitap iki bölümden oluşuyor. Bir 11. sınıf trigonometrisi bir de 12. sınıf trigonometrisi. 11. sınıf trigonometrisi bittikten sonra 3 test seni bekliyor. E, 3 test ama öyle şey testleri de değil arkadaşlar. 10 soruluk testten de oluşmuyor demiştik zaten. Şöyle bakın ilk teste bakalım. Test 1. Bak şuradan başlıyor test 1. Nereden başlıyor? Bak buradan başlıyor. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Bak bir testte kaç soru var? O 50 tane. 50 küsür tane soru var arkadaşım. Görüyorsun. Sonra ikinci test. Sonra üçüncü test derken ee, birinci kısım bittikten sonra 3 test. ikinci kısım bittikten sonra yani 12. sınıf konuları da bittikten sonra 2 test seni bekliyor. Orada da 40 ile 50 arasında yine sorular var. Testler de haberin olsun. Kitap böyle bir kitap. Her tarz soruyla karşı karşıya kalacaksın. Ve her tarz anlatıcıyla da karşı karşıya kalacaksın. Bu kitabı elinde olan arkadaş çok şanslı. İstediğimden dinle, istediğinden güzel bir şekilde faydalan. E o zaman biz ne zaman başlıyoruz onu da söyleyeyim dediğim biraz önce söyledim zaten. Pazartesi günü başlıyor ayın 13'ünde. Hocam 17 günde bitiyor ama her gün bir video mu atacaksınız? Ya yani her gün birinci her her günün videosunu her gün mü atacaksınız? Hayır, iki günde bir atacağım arkadaşlar. Çünkü elimizde sadece bu kamp yok. Diğer kamplara da devam ediyoruz. Birinci sebep o. ikinci sebep de bu hafta bir memleketime gideceğim. Ondan dolayı bu hafta belki bir aksilik olabilir. Belki iki günlük şey atabilirim. Onda da bir anlayış istiyorum sadece. Siz zaten kitabı al işte kampa başlayın falan filan derken bir hafta geçecektir büyük ihtimalle. O yüzden ilk hafta sadece sizden böyle bir şey istiyorum. İki günde bir diyorum atacağım diyorum ama bu belki her günde olabilir. Yani o çalışma hızıma bağlı. Genelde her gün 10 video çekebiliyorum aslında ama söz vermiyorum. İki günde bire söz vereyim. İlk hafta yalnız sıkıntı olabilir onu da söyleyeyim tamam. Evet gençler o zaman pazartesi günü trigonometriye şu kitapla birlikte başlamaya var mısın? Ben varım. Ben anlatacağım. de anlatıyor. Mert Hoca da anlattı zaten. İstediğin yerden izleyebilirsin. O zaman pazartesi günü hepimiz adına söylüyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.